Durun bakayım. Yani yapılacak bir şey yok mu diyorsunuz? Siz de biliyorsunuz ki buraya yetkileri var. Ben yine de firmanın hukuk müşavirleriyle görüşmeye çalışayım. Mutlaka bir şey yapmanız lazım Ziya Bey. Elimden geleni yapacağım sizde. Ama sana boş yere ümit vermek istemem. Hocam, durum gösteriyor ki bizim bu parayı bir an önce bulmamız lazım. Kısa sürede toparlandın Tülay. Bundan sonra kendini üzmek yok, tamam mı? Tamam. Size çok teşekkür ederim doktorum. Günlerdir düşünüyorum, bulamıyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hadi söyle. O zaman Seda'ya sor. Anlaşılan benim bilmediğim bir şeyler var. İlişkin olduğunu niye bana söylemedin Selçuk? Ben öyle çok inanmıştım ki. Dur bakalım. Ne biliyorsan, ne düşünüyorsan hepsi yanlış. Seda yalan mı söylüyor ya? Hay Allah! Ne yaptın be kardeşim? Ne biçim araba kullanıyorsun? Kardeşim aniden önüme çıktım. Çıkmasaydın kim olsa çarpardı. Nasıl şoförsün sen? Sağına soluna bakmıyor musun? Burada yavaşlaman gerekiyordu. Sinyal vermen gerekiyordu. Verseydin bu kaza olur muydu? Ben anlamam. Arabamı mahvettin. Zararı ödeyeceksin. Yoksa bu iş çok uzar. Araba benim değil. Sahibinden alırsın. Paranı vermeden buradan ayrılamazsın. Lanet olsun. Biz yılların taksi şoförüyüz. Laf söyletmeyin. Erdal Bey'e mi gelmiştiniz? Evet. Evde yok galiba. Nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım. Haberiniz yok galiba. Maalesef Erdal Bey 2 gün önce vefat etti. Hay Allah. Demek bilmiyordunuz. Git artık. Bir daha da bizi rahatsız etmeye kalk. Vazgeçeceksin. Firmayla olan anlaşmayı yenilememi sağlayacaksın. İstesem de yapamam. İşlemler başlatıldı. Ne demek yapamam? Alınmış kararları değiştirmek gibi bir yetkim yok. Çocuk benden diye yapıyorsun bunları. İntikam almaya çalışıyorsun. Hem de alçakça. Yalan. Kendini kandırıyorsun. Yalan mı? Kendimi mi kandırıyorum? Peki öyleyse bırak, dinle. Bırak diyorum sana. Bırak. Defol. Defol buradan. Neler yaptığını, Aysu'yu nasıl kandırdığını anlat. Çok zor olmadı. Bana hemen inanıverdin. Selçuk'u bir veda yemeğine çağırdı. Senin oraya gelmeni sağladı. Ve biraz samimi görüntülerde yaratınca iş bitti. Bu kadar yeter. Defol artık hayatımızdan. Vergi dairesinden. Vergi borcum. Bu kadar vergi borcu olur mu? Ödeyemem. Ödeyemem. Nasıl olur aklım almıyor. Bir yanlışlık var herhalde. Gerekli belgeleri muhasebeciye vermedin mi yoksa? Vermez olur muyum? Çabuk ara şu adamı. Bir gün içinde de nasıl sana çizgi vermiş. Bu kadar parayı nereden bulurum? İmkansız. İmkansız. Ne oldu Atilla? Cevap vermiyor Murat abi. Daha fazla burada durup bekleyemem.
En iyisi bürosuna gidip bir an önce işin aslını öğrenmek. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sen de o muhasebeci ara. Bulursan söyle, hiçbir yere kımıldamaz. Peki Murat abi. Nasıl? Durumun iyi değil mi? Merak etmeyin, her şey yolunda. Buyurun oturun lütfen. Biz eski toprağız doktor bey. Haklısınız Mustafa bey ama yine de kendinize dikkat etmelisiniz. Her şey yolunda demiştiniz. Evet, bypass çok başarılı geçti ve şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Ama ilaçlarını düzenli kullanması, her şeye sinirlenmemesi lazım. Sinirlenmemek mümkün mü doktor bey? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki eski günleri mumla arar olduk. Biraz görmezden gelin. Daha soğukkanlı olmalısınız. Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli olamaz. Doktor bey haklı Mustafa. Hem her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Şükürler olsun. Başka bir derdimiz tasamız kalmadı. Doğru söylüyorsun hanım. Bundan sonra çocuklarımızla bir arada olacağız. Daha ne isteyebilirim? Kontrollerinizi sakın aksatmayın. Ayda bir kere sizi muayene etmek istiyorum. En azından bir süre. Artık bana inanıyorsun değil mi? Hiç şüphen kalsın istemiyorum. Evet. Sana tabii ki inanıyorum. Ama o kadar ustalıkla kandırmıştı ki beni... Kendi ağzıyla itiraf etmeseydi bir daha seni asla görmek istemezdi. Bunu bildiğim için onu itiraf etmeye zorladım. Seni kaybetmeye dayanamazdım. Öyle büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım ki... Kolay kolay toparlanabilecek gibi değildi. Üstelik Erdal'ın mektubu da tam üstüne geldi. Ölüm haberini aldığında yanında olmak isterdim. Sana destek olmalıydım. Artık yanımdasın. Ve ben kendimi hiç olmadığım kadar güçlü hissediyorum. Ve hep yanında olacağım. Babamla da evlilik konusunu konuştum. Annem de babam da seni çok seviyor. Sağ ol. Bir an önce bizimkiler Safranbolu'dan gelip seninle ve ailenle tanışmak için sabırsızlanıyor. Biliyorsun çok yakında yeni eve taşınacağız. Düzenimiz otursun, onları öyle ağırlayalım istiyorum. Peki sevgilim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Annenle babanı ben de çok merak ediyorum. Yakında tanışacaksınız. Ama önce ablam bizi bir akşam yemeğine bekliyor. Ne zaman? Günler önce çağırdı. Ama aramız kötü olduğundan atlatıyordum. Bu akşam uygunsan gidelim. Olur ama önce eve uğrayıp üstümü değiştireyim. Hayır. Bugün senden bir dakika bile ayrılamam. Rıza Bey aramıştı, muhasebeci mi? Yok, taşındı. Ne demek yok? Nereye taşındı? Niye haber vermedi? Ben nereden bileyim kardeşim? Ben burayı 15 gün önce kiraladım. O günden beri bir sürü adam gelip bu Rıza'yı sorup duruyor. Siz onu tanımıyor musunuz? Yüzünü bile görmedim. Benden önceki kiracı oymuş galiba. Yani nerede olduğu hakkında bir bilginiz yok öyle mi? Yok kardeşim. Şimdi izninizle. Benim de yapacak işlerim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Nihat. Buyur. Hayrola abi, neydi telefonda söyleyemediğin önemli konu, merak ettim. Bu aralar biraz canım sıkkın. Ne oldu abi? Nasıl söylesem bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Yapabileceğim bir şey varsa söyle abi. Aslında var Nihat. Elim darda. Yüklü miktarda paraya ihtiyacım var. Benden para mı istiyorsun? Evet. Okuldaki hisselerini sattın. Bankada param var. Doğru. Para bankada. Ama o parayla bir an önce iş kurmak istiyorum. Ne yani? Parayı vermeyecek misin? Vermek isterim ama biliyorsun abi. İş kurmazsan babam zaten parayı elimden alır. Peki peki. Anlaşıldı. Bir dershane kurmayı düşünüyorum. Ne kadar paraya ihtiyacım olduğunu hesaplayayım. Elimde kalırsa seni ararım abi. Tamam, ben çıkıyorum. Güle güle abi. Alo. Güler, nasılsın? Sağ ol. Demek işe başladın. Hayırlı olsun. Şu adresini ver de bakarsın, bir uğrarım. Neyse ki fazla bir hasar yok. Evet, yine de durup dururken başıma dert oldu. Peki patrona kızmadı mı Arif abi? Hasılatımı isterim diye tutturdu. Zaten doğru dürüst iş yapmamıştım o gün. Bu farın parası da benim cebimden çıkacak üstelik. Merak etme. Çıkma bir far bulup takarım. Sağ ol Lütfü Usta. Başkasının arabasının kahrını çekmekten yoruldum.
Arif abi ya. Yenge vermiyor mu sana bir taksi parası? Erla be, karışmasan olmaz. Koş bize iki çay getir hadi. Ben de bu arada para halledeyim. Ne dedik ki usta ya? Hadi. Biraz çabuk olalım lütfen usta. Daha Oya'yı alacağım, beni bekliyor. Şu çıkma parı bulayım, hemen işi bitiririm. Otur artık. Geldiğimden beri devamlı pencerenin önündesin. Elimde değil. Ya Sıtkı'nın yine aklına eser de kapıya dayanırsa? Korkuyorum. Sakin olmalısın. Kapıyı açmayız, olur biter. O kadar kolay değil Tuna. Sinirlerim çok bozuk. Dün geceden sonra Mahir ev aramaya başladı. Taşınacak mısınız? Evet. Hem de bir an önce. Sıtkı'nın beni ve oğlumu bulamayacağına emin olmalıyım. Niye peşinizi bırakmıyor anlamıyorum. Artık yapabileceği bir şey yok ki. Ziya Bey'in kuşkularını doğrulaması hiç iyi olmadı. Barış'ın kendi oğlu olduğundan emin. Kim bilir neler yapmayı planlıyor. Ziya da çok üzüldü. Söylediğine bin pişman. Neyse. Artık en azından Mahir'e doğruyu söylemiş oldum. Evliliğimin ne kadar sağlam olduğunu fark ettim. Mahir seni de bebeği de çok seviyor. Evet. Önce biraz sarsıldı. Ama şimdi eskisinden daha sıkı sarıldı bize. Sen şanslı bir kadınsın Deniz. En azından şansım döndü diyebiliriz. Mahir'le çok huzurluyum. Bir de buradan taşınsam iyice rahatlayacağım. Sıtkı abim hala gelmedi. Daha çok gecikir mi? Gelir şimdi. Ne oldu? İyi görünmüyorsun. Canım sıkkın biraz. Niye? Anlat istersen. Belki yardımcı olabilirim. Önemli bir şey değil. Merhaba Murat. Hayrola? Seninle konuşacaklarım var abi. Çok önemli. Ne var? Söyle. Anladım. Benim aşağıda biraz işlerim var. Siz rahat rahat konuşun. Otur bakalım hadi. Evet. Acele paraya ihtiyacım var abi. Bana borç verir misin? Tam da adamını buldun. Niye öyle söylüyorsun abi? Oğlum, sende varsa bana ver. Öyle bir zamanda geliyorsun ki. Vermek istemiyorsun anlaşılan. Ne diyorsun Murat? Yok. Bir de seninle mi uğraşacağım? Tamam abi, uzatmayalım. İstediğime pişman etme beni. Ben başımın çaresine bakarım. Allah Allah. Benim de doktora gelmene hiç gerek yoktu Arif. İşinden kalıyoruz. Bu kez hamileliğinle ilgili bir sorun çıksın istemiyorum. Hep yanında olmalıyım. Bakalım doktor ne söyleyecek? Sıradan bir muayene yapacak sadece. Ben akşam sana hepsini anlatırım. Olmaz. Dün de başına bir sürü iş geldi. Hasılatı cebimizden verdi. Çalışman lazım. Merak etme. Bugün yeterince çalıştım. Sabah işler açıktı. Arabayı teslim alırken o şoförle takıştınız mı yine? Hayır. Anahtarı erkenden kahveye bırakıp gitmiş. Yüzünü bile görmedim. İyi bari. Geldik işte. Hadi canım, in. Çocuklar biraz yavaş olun. İçeride misafir var, çok ayıp. Hadi gidin bakayım odanıza. İçeride oynayın. Geç öğrendik. Bir şeye ihtiyacınız olursa haberim olsun. Teşekkür ederim Turan. Yurt dışından ilaç falan getirtmek gerekirse hiç çekinmeden söyle. Şimdilik gerekmiyor. Sağlık erişim başı. Çok dikkat etmelisin. Çocuklar da üzmesinler senin. Hepsi üstüme titriyor. Hastanedeyken her biri başucumda nöbet tuttu. Sıtkı nasıl? İşleri iyi gidiyor mu? İyi, iyi. Çok çalışıyor. Buyurun Turan Bey. Teşekkür ederim. Size çok zahmet verdik. Rica ederim. Ne zahmeti? Alo? Aysu? Bir dakika kızım, babana sorayım. Aysu bu akşam Selçuk'un ablasına yemeğe davetliymiş. Ne diyorsun? Gitsin tabii. Ama çok geç kalmasınlar. Oldu kızım. Çok geç kalmayın ama, merak ederiz. Hayrola? Hayırlı bir durum var galiba. Bakalım kısmetse. Hoş geldin sevgilim. Gel, bana yardım etmelisin. Bak, bu burada nasıl olmuş? Bilmem.
Ne oldu sevgilim? Hiç neşen yok. Yok bir şey, biraz yorgunum. Aa, çok çalışıyorsun. Arada bir dinlenmelisin. Dinlenmeli miyim? Mesela yarın işe gitme. Hem yengen de hastaneden taburcu oluyor. Sabah erkenden gidip alırız onu. Değil mi? Tabii alırız Züle. Akşama ne yemek istersin? Bir türlü ne pişireceğime karar veremedim. Ne istiyorsan onu hazırla Tülay. Kusura bakma canım. Başım çok ağrıyor. Biraz uzanmak istiyorum. Uzan bari. Ağrı kesici getireyim ister misin? Hayır, sadece uyumak istiyorum. Tam saatinde geldim. Tam saatinde geldin ama dün kırık parla trafiğe çıktığım için cezayı yedim. Ne demek oluyor şimdi bu? Şu demek oluyor. Bana borçlusun. Senin yüzünden ceza yedim. Ve bu cezayı ödeyeceksin. Yok artık. Hasılatı cebimden verdim. Farı da yaptırdım. Bir de ceza mı ödeyeceğim? Tabii ödeyeceksin. Kazayı yapan sensin. Dün akşamüstü uyarsaydın hemen yaptırırdım farı. Bunu kasıtlı yaptım. Ne diyorsun kardeşim? Lafına dikkat et. Asıl sen dikkat et. Ne sanıyorsun kendini? Ayıp denen bir şey var. İşe girdiğimden beri benimle dalaşıp duruyorsun. Sen de işini doğru yap. Mehmet abi, seninkiler kavga ediyor galiba. Benimkiler mi? Şoförler abi. Sen benim yerime bakıver. Kaç yıllık şoförüm ben. İşimi bana sen mi öğreteceksin? Bana afra tafra yapma. Sen kimsin lan? Ulan para bak, ağzından çıkarıp kulağın dursun yoksa... Ne var? Ne hırlaşıp duruyorsunuz? Beyimiz hem suçlu hem de güçlü. Bırak Mehmet abi ya. Ben bu adamla anlaşamam. Ya o gider ya ben giderim. Durun bir dakika çocuklar, durun ya. Sen bu kafayı değiştirmedikçe benimle değil kimseyle anlaşamazsın. Bana bak, benimle saygılı konuş. Saygımı bıraktınız insanda be. Burama kadar geldi. Yetti artık be, yetti. Tamam kardeşim, tamam anlaşıldı. Senin çalışmaya pek niyetin yok. Ver şu anahtarları bakalım. Anahtarlar üzerinde. Alın işinizi de başınıza çalın. Şu hesabı da ver. Oh be. Kurtuldum sizden. Ne haliniz varsa görün. Abi bıraksaydın da şuna bir haddini bildirseydin be. Hadi oğlum. Hadi işine bak hadi. Deniz. Deniz. Buradayım canım. Geldiğini duymadım. Hoş geldin. Çocuğu uyandırır diye zili çalmadım. İyi yapmışsın. Şimdi uyudu zaten. Çok güzel bir ev buldum. Tam bize göre. Çok sevindim. Nasıl bir yer? Yarın birlikte gider bakarız ha. Hadi anlat. Merak ettim şimdi. Çok geniş. Bakıcı kıza bile bir oda verebiliriz. Onun odaya ihtiyacı yok ki. Gündüz gelip gece gidiyor. Bundan sonra ara sıra gece de çocuğu ona bırakıp biraz gezeriz diye düşündüm. Şu sıralar mecbur kalmadıkça onu yalnız bırakmak istemiyorum Mahir. Neden? Sıtkı'dan mı korkuyorsun? Bilmiyorum. O gece gözü nasıl dönmüştü gördün. Her an her şeyi yapabilir. Korkma canım. Bir daha adımını eşiğimizden zor atar. Yeni evimizin adresini senin iş yerinden öğrenemez değil mi? Kesinlikle hayır. Sıtkı'nın huzurumuzu bozmasına hiçbir biçimde izin vermeyeceğim. Allah. Nereye gitti bu kitap? Oya, Oya. Oya. Of, ne var Arif, ne bağırıyorsun? Hah, buldum. Neyi buldun? Neyi buldun? Of Arif. Bugün işi bıraktım. Yine mi? Hah, bak canım. Önümüzdeki hafta bebeğimiz 5 milimetre olacak. İkinci ayda da cinsiyeti belli olacak. Arif. Zaten o işte hayır yoktu. Sana yürümeyeceğini söylemiştim. Senin mide bulantılarının da başlaması lazım. Mide bulantılarım değil ama... senden ötürü bunalımlarım her an başlayabilir. Oya. Allah Allah.
Niye böyle kızdı ya? Aysu nerede kaldı? Selçuk'un ablasına yemeğe gitti dedik ya oğlum. Selçuk onu akrabalarıyla tanıştırıyor. Bu evlilik meselesi de nereden çıktı baba? Sanki sırasıydı. Elbette evlenecek. İnşallah bir gün sen de evleneceksin. Hayır yani baba. Sen bu durumdayken demek istedim. Ne varmış durumumda? Ben iyiyim. Daha aileler tanışmadı. Gelip istemediler bile. Ben kızıma güvenirim. O bizim bileceğimiz bir iş. Aysu yanlış yapmaz. Baban doğru söylüyor Sıtkı. Bugün Turan ziyaretime geldi. Turan mı? Evet. Baba, yalnız mı geldi? Nasılmış peki? Yani işler iyi miymiş? Turan hep iyi olmayı beceren insandır. O da seni sordu, iyidir dedim. Kırmızı yerine sarı örseydim daha mı iyi olurdu acaba? Biz nereden bilelim hanım? Nasıl beğeniyorsan öyle yap. Sıtkı sen söyle bari. Aman be anne, ben mi giyeceğim sanki? Kime yapıyorsan ona sor. Oğlum daha doğmamış birine nasıl sorarım? Torunumu yapıyorum tabii ki. Sen de Oya'ya sor o zaman. Bu kız hala gelmedi ya. Bak bu da 7 yaşındaki hali. Gerçekten sen misin dayı? Tabii. Yanımdaki de anne. Ne tatlılar değil mi? Evet. O evimiz çok güzeldi. Ya bahçesinde ne güzel oyunlar oynardık. O evi kayınpeder emekli olunca satmıştı değil mi? Evet. Annem kaloriferli ev diye tutturmuştu çünkü. O evi ben de iyi bilirim. Önünde candan az beklememiştim. Tuncay, şimdi sırlarımızı ortaya dökmenin sırası mı? Selçuk'un öyle masum durduğuna bakmayın. Çok haşarı bir çocuktu. Aa, aşk olsun abla. Hani mutfakta beni övmen için anlaşmıştık? Buna rağmen ailenin de göz bebeğiydi. Erkek çocukları çok kıymetli olur bilirsiniz. Bizimkiler ayırt etmez. Annemler Selçuk'a gerçekten de çok düşkündürler. O yüzden gelinlerini çok merak ediyorlar. Sahi mi? Haksız da değiller hani. Kayınçoyu bugüne kadar kimse ikna edememişti. Ta ki Aysu Hanım'a kadar. Bu da benim bebekliğim. Ne kadar komik değil mi? Hiç merak etme yenge. Bizde de kendi evin kadar rahat edeceksin. Değil mi Tülay? Tabii tabii. Ben her şeyi ona göre ayarladım. Sağ ol canım. Murat, eve gitmeden beni Yusuf'a götür ne olur. Pardon yenge, düşünemedim. Tabii. Bence oraya gideriz. Selçuk'un iyi bir aileden geldiği belliydi zaten. Candan Hanım'dan başka kardeşi yoktu değil mi kızım? Yok anne. Aman daha iyi. Çok akraba demek çok dert demektir. Rahat edersin. Benim kızım herkesle geçinmeyi becerir. Sağ ol baba. Anne bir dilim ekmek uzatır mısın bana? Al canım. Teşekkür ederim. Aysu peynir ister misin? Hayır sağ ol. Anne kendime çay alıyorum. Seninki de bitmiş. Doldurayım mı? Doldur kızım. Baba şu iki yudumunu bitir ben de sana getireyim. Bu ne amarattık oğlum. Aysu getirirdi. Aysu'nun elleri dolu baba. Hem kendime de alacağım. Aman benimki açık olsun. Tamam baba. 40 yılda bir çay dolduracak bakalım becerebilecek mi? Şimdi önüme katran gibi çay koyarsa hiç şaşmam. Sıtkı bu. Ne yapacağı belli olmaz. Abi sen niye kalktın? Ben getirirdim. Ne fark eder ben alırım. Bu babamınki açık olacakmış. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet. Biraz paraya ihtiyacım var Aysu.
Babamın durumunu biliyorsun. Onun yanında konuşamadım. Ne kadar? Biraz fazlaca. Yani 10, 15, 20. Hatta daha çok. Ne oldu abi? İşlerde bir terslik mi oldu? Önemli bir şey değil. Biraz sıkıştım. Kısa sürede atlatırım. Babamdan gizli bu kadar para veremem. Duyarsa çok kötü olur. Söylemesek nereden duyacak? Bak abi, parasında değilim. Ama bu haldeyken babamı üzmek istemiyorum. Acaba başka ne yapabiliriz? Tamam tamam. Yapabileceğim bir şey yok. O yağı bırak bakalım Mustafa. Doktor sana yağ yasak demedi mi? Onlara sorarsan yalnız ilaçla yaşamam lazım. Yağ yok. Çay da gelmedi. Bu nasıl kahvaltı? Oğlum çayım nerede? Çay mı? Aysu, babamın çayını da getir. Getiriyorum. Geciktim. Çıkmam lazım. Bunun bir sıkıntısı var ama bakalım altından ne çıkacak. Ay, Nil servisini kaçırmadı inşallah. Can'ın penaltıyı kaçırdılar, bir de utanmadan çarşaf çarşaf demeçler vermişler. Ayıp be. Asıl senin yaptığın ayıp. Sabah sabah ailenle ilgileneceğine koymuşsun önüne spor gazetelerini, saçmalıyorsun yine. Servisine yetişmiştir canım. Yetişmeseydi dönerdi. Gelin hanım da pek meraklı. Bütün resimleri tek tek inceledi. İyi kıza benziyor. Bilmem. Yaşı da biraz var gibi. Pek sevmedin galiba. Ne bileyim ben, Selçuk için daha başka düşünmüştüm. Mesela nasıl? Daha genç, daha alımlı. Üniversite mezunu falan. Canım beğenen beğenmiş. Sakın çocuğa bunları söyleyip kafasını karıştırma. Herhalde. Bunları seninle konuşuyorum canım. Aptal mıyım ben? Aman bana ne, ne yaparsanız yapın. Merhaba. Hay Allah. Misafirim var dedikleri zaman aklıma hiç sen gelmedin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Nereden çıktın Nihat? Sürpriz yapmak istedim. Çok sevindim. Nasıl? Memnun musun? Şimdilik iyi gidiyor. Ne de olsa idareciyim. Öğretmenlik kadar yormuyor. Münir Bey'le çalışmaktan daha zevkli olduğuna iddiaya girebilirim. Haklısın. Sen ne yaptın? Nasıl? Ne yapacağına karar verdin mi? Ben de bunun için sana uğradım. Acaba bir dershane açsam mı diye düşünmüyor değilim. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Senin için gerekli olan bilgileri bizimkilerden isteyebilirim. Bu konuda çok tecrübeliler. Çok sevinirim Güler. Az daha unutuyordum. Ne içersin? Vaktim varsa bir kahve içerim. Hesapların tümünü çıkardım. Eğer arabaları hemen satarsak nakit paraya kavuşabiliriz hocam. Aynı anda hepsini birden nasıl satarız? Başka çaremiz yok hocam. Kardeşlerinizden isteyebilirdiniz ama onların da durumu pek parlak değil. Sen nereden biliyorsun? Dün siz gelmeden Murat hocamla biraz lafladık da. Eldeki para da yalnız teminat mektubunu karşılıyor. Siz beni dinleyin hocam. Arabaları hemen satalım, belki borçları kapatırız. Elimizde yine para kalmayacak. Öyle demeyin hocam. Bu bile mucize. En iyisi değerlerinin altında satmak. Çok düşük olur, bizi kurtarmaz ki. Olur mu hocam? Müşteri buldum bile. Toplu para verecekler. Ah Ali, bunların hepsi senin başının altından çıktı. Ben nereden bilirdim hocam böyle olacağını? Çok yakın davrandılar. Aileden biri gibi. Pek yabancılık hissetmedim. Eniştesi ne iş yapıyormuş? Karayollarında mühendis. Eşi çalışmıyor. Bir de kızları var Nil. Bizim okuldaydı, Nihat biliyor. Annesi babası ne zaman gelecekler? Bizden haber bekliyorlarmış. Selçuk heyecanla bekliyorlar diyor. Çok seviniyorum kızım. Geçmişte mutlu olamadın. Çok acı çektin. Annem benim kızım. Neyse. Hele şu eve bir taşınalım da. Taşınır taşınmaz bir araya geliriz. Bu işleri fazla geciktirmeye gelmez. Baba keşke gelmeseydin. Sen yorulacaksın orada şimdi.
Biz yerleştiririz Mustafa. Şimdi ev taşımak bir iş mi? Bir telefonla her şey halloluyor. Ben iyiyim Nermin. Hem evin sonu halini de görmedim. Hadi oyalanmayın da çıkalım. Oya babamı görünce çok sevinecek. Aysu, ocağı kontrol etmiştin değil mi kızım? Hepsine baktım, merak etme. Hadi çıkalım artık. Evet. Bu duruma göre hızlı düşünmek zorundayız. Ya 7 gün içinde ödeyeceğiz ya da haciz gelecek. Nasıl öderim Ziya Bey? O kadar nakit parayı bir araya getirmem imkansız. O zaman tek bir çare var. Borcu taksite bağlatalım. Taksit bile olsa bu kadar parayı nereden bulurum? En iyisi Mustafa'ya söyleme. O mutlaka bir çare bulur. Kesinlikle olmaz. Sakın ha. Ziya Bey, sizden özellikle rica ediyorum babam duymasın. Ne derim sonra ben ona? Bize bir an önce nakit lazım. Vergi borcu bu. Bir saat bile geciktirsen hacize uygularlar. Yine sorunlar üst üste gelmeye başladı. Çaresi olmalı. Bu benim geleceğim Ziya Bey. Bu işi nasıl kurdum biliyorsunuz. 7 gün içinde yok olmasına seyircimi kalayım. Ben çıkıyorum. Kıymetini bilemedim. İsa yaşarken ne bileyim, hep sürüp gidecek sanıyor. Ölümü düşünsek böyle davranır mıyız hiç? Ah Tülay, kıymetini bilemedim ki. Suçlayıp durma kendini yenge. Amcam arada bir sana kızsa da sevgiden de bilirsin. Seni de çok severdi. Hatta benden çok. Üzerine fazla gidiyorsun derdi. Ben böyleyim işte. Çok hata yaptım Tülay, çok. Onlar geçmişte kaldı. Bırak bunları şimdi. Birbirimize destek olacağız. Bak Tülay, bu ikimiz için de çok kötü bir ders oldu. Bundan sonra Serra ve senin için yaşayacağım. Onun kızla hiçbir şey yapmayacağım. Keşke sağ olsaydı da görebilseydi. Ne olur ağlama artık yenge. Bak ben de zor tutuyorum kendimi. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen biraz daha dinlen. Ben oyalara bir bakayım. Bugün taşınıyorlar biliyorsun. Akşama birlikte yemeğe gelecekler. Tamam? Oya bıraksana şunu. Hiçbir şeye dokunmanı istemiyorum. Of. Sen otur bakayım şöyle. Canım ne var bunda? Hem daha çabuk biter işte. Ağır kaldırmak yok. Sen söyle bana, ben yerleştiririm. Sağ ol Arif, ama ben nerede ne var bilmeliyim. Zaten senin şu inatçılığın yüzünden yarım kaldı. Bıraksaydın hepsini adamlar yerleştireceklerdi. Aman Arif, onların zevkine mi bıraksaydım yani? Hem zaten bizimkiler yardıma gelecekler. Ay Arif dur. Bir dakika, onu oraya koymayacağım ben. Biraz daha şöyle ortaya bir yer asmayı düşünüyorum. Ne fark eder Oya? Ha öyle ha böyle. Kolay gelsin çocuklar. Hoş geldiniz. Babacım. Yerleşiyor musunuz ha? Güzel olacak çocuklar, çok güzel olacak. Güle güle oturun. Hep birlikte babacığım. Hepinizin gelmesine çok sevindik babacığım, ama sen bari yorulmasaydın. Hadi oradan. Sizin niyetiniz beni yatağa bağlamak galiba. Ben top gibiyim, hepinizi cebimden çıkarırım. Bunu biliyoruz babacığım, ama sen yine de dikkat etmelisin. Burnuma çok güzel kokular geliyor. Annem börek yaptı. Birlikte yeriz diye getirdim. Annem yaptıysa güzeldir. Arif, beklesene, birazdan çayla beraber yerdik. Şu büfeyi şöyle koysaydınız olmaz mıydı? Hem yerden de kazanırdınız. Ben de öyle dedim ama Oya Hanım'a kabul ettiremedim. Baba, senin dediğin gibi yapınca da çok güzel durmadı. Hem bundan sonra bu işleri Aysa ablama soracağız. Tabii. Artık ailede bir dekoratör var. Sizin haberiniz yok. Ben dekorasyon kursundan vazgeçtim. Yine aynı yerdeyim ama stilistik kursuna naklettirdim kaydımı. Oya ile birlikte çalışma planlarımız var. İyi. Birbirinize destek olmanıza her zaman seviniriz. Bundan haberim yoktu. Söylemedin mi? Şimdi duydun işte. Aa. Oya. Bak kızım, bu kırılmış. Aa. Hay Allah, çok da seviyordum. Oya. Oya bak, size çay getirdim. Gelsene Tülay. Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Bardakları az sayıda getirdim. Olsun. Ben az önce bardakları çıkarmıştım. Buradan tamamlarız. Hı-hı. Merhaba abla. Merhaba canım. Hoş geldin Tülay. Sağ ol baba. Aysu.
Annenin börekleri de bu çayla ne güzel gider şimdi. Öyle baba. Hazırlarım şimdi. Nasılsın anne? Yardıma gelemedim. Yengem bende de. Ha sen de değil mi? Nasıl şimdi evladım? Biraz daha iyice. Ben çayı demlerken dalmıştım. Kolay değil tabii yavrum. Onu yalnız bırakmayın. Bırakmayız baba. Anne bir ara biz de çıkalım yukarıya. Sevinir. İyi olur kızım. Çayımızı içelim de. Evet. Ben de çayımı içeyim de çocukları okuldan almaya gideyim. Hiç olur mu baba? Ben burada dururken. Oya kabanımı verir misin? Ah, vereyim canım. Arif sen yorgunsundur. Ben gideyim. Abla otur. Ben giyindim bile. Ha böreklerden bana da ayrıl. Yok yok. Arif! İstediğim para az değil ki hemen çıkarıp vereyim. Öyle ters bir zamana geldik. Çok zor durumda olmasam istemezdim abi. Fazla vaktim de yok. Geçen gün Sıtkı abim de istedi veremedim. Böyle durumlarda söylenmez ama ben de yeni bir iş için paramı elde tutmak istiyorum. Bir dershane açma niyetim var. Biliyorsun artık işsizim. Tabii abi. Sen de haklısın. Ne yapalım artık başka bir yerden bakarım. Bir de Aysu ablama sor istersen. Bildiğim kadarıyla okuldaki hisselerinin parasını bankaya yatırdı. Evet onda vardır. Bana yardım edebilir. Murat'cığım gerçekten üzgünüm. İşsiz olmasam bir dakika bile düşünmezdim. Tamam abi boş ver. Nasıl olsa bir çaresine bakarım. Takma kafanı. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Barış mışıl mışıl uyuyor. Bütün gece uyanmaz artık. Sıtkı meselesinin bu noktaya gelmesinde benim de payım var. Neden? Ne ilginiz var? Şimdi söylemenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama Sıtkı ile konuşurken ağzımdan kaçırmasaydım her şey farklı bir durumda olabilirdi. Yo bence iyi olmuş. Nasılsa öğrenecekti. Aslında bize bir tek zararı oldu. Buradan taşınmak zorunda kalacağız. Adam resmen evimizi bastı. O konuda haklısınız. Şikayet etsem ne olur? Haneye tecavüz. Mahkemeye verseniz haklı durumda olursunuz. Aman aman. Şimdi mahkemeyi falan karıştırmayalım. Neyse bunu da sineye çekelim. Evet ama onun düştüğü durumu bir düşünün. Çok zor durumda. İyi de burası dağ başı mı? Resmen rezalet çıkardı. İkimiz de zor tuttuk kendimizi. Bu arada aklıma gelmişken bilginizin olmadığını biliyorum. Ama Sıtkı'nın iş meselesinde yapabileceğiniz bir şey yok mu? Daha evvel konuştuk Ziya Bey. Benim yapabileceğim bir şey yok. Zaten bu noktadan sonra yapabileceğim bir şey olsa da yapmam. Beni çok incitti Ziya Bey. Bebeğimi ve Mahir'i incitmesine izin vermeyeceğim. Neyse. Şimdilik bu olaya kapanmış gözüyle bakalım. Tabii ya. Ziya Bey hadi bakalım dostluğa. Nedir bu başıma gelenler? Bıktım Ali. Şeytan diyor bırak ipin ucunu inceldiği yerden kopsun. Hocam şundan mutlaka tadın. Çok nefis. Ben battım diyorum sen ne diyorsun? Üzülmüyor muyum sanıyorsunuz? Konuştukça kendinizi üzüttürüyorsunuz. Biraz rahatlamanız lazım. Hiç olmazsa içki içerken unutun her şeyi hocam. Babama duyurmadan nasıl çözeceğiz? Yardım edecek bir tek kişi yok. Kardeşlerim desen tutturmuşlar bir yol. Hocam müşteriyle konuştuk. Bağlantıları yaptık. Yarın geliyorlar işte. Niye üzüyorsunuz kendinizi? Hocam biraz ağır içecek. İşim batıyor. Oğlum başkasının elinde büyüyor. Çok da tatlı görünüyordu değil mi Ali? Ya öyle geç mi oldu ne? Hesap istesek mi hocam? Tutunamadım Ali. Biz galiba tutunamadık. Hep daha fazla kazanalım derken bir de baktık ki kendimizi kaybetmişiz. Bulsak da çaresi yok artık Ali. Yeniden nasıl başlarım ben? Başlarız hocam, başlarız. Sizde öyle bir şey var ki yeniden başlarsınız. Hem de eskisinden çok daha iyi. Nerede bu garson ya? Çağır şunu. Hocam bakın herkes yavaş yavaş kalkıyor. Biz de kalkalım. Ben sizi bırakayım. Git sen Ali. Ben kendim giderim. Hem nereye gideceksem. Ne kadar iyi niyetli olsan da çalışılmıyor işte.
Kendi işinin patronu olmayınca bir sürü adamın ağız kokusunu çekiyorsun. Kolay değil oğlum. Biz de gençken ekmek parası için ne mücadeleler verdik. Hemen yılmayın. Olur, hepsi olur. Sizler sabretmeyi bilmiyorsunuz. Öyle de. Hani diyorum, bir özel arabam olsa... Kendi işimi yapsam diyorum. Murat, sen ne dersin? Olur tabii, neden olmasın. Yarın uğra konuşuruz. Tülay, iskemlelerin yüzü ne zaman geliyor? Sorma abla. Bugün, yarın oyalıyorlar. Ama bizimkiler de öylece duruyor. Baksana abla, duvarlar bomboş. İki gündür usta matkap getirecek. Gördün mü Nermin? Şimdiki gençler her şeyi birden olsun istiyorlar. Onlar da haklı Mustafa. Çabalayıp duruyorlar işte. Abimler niye gelmediler? İşleri mi var? Bilmem, abim gelmeye çalışırım dedi ama... Sıtkı'nın bir sorunu mu var? Yok, olsa söylerdi baba. Canım, işleri güçleri var. Yoruluyor tabii. Sabah kahvaltıda da bir tuhaftı. Bu çocuk çok dalgın son günlerde. Yok baba, sabah şakalaştı benimle. Cavide Hanım, siz de rahatsız ettik. Hiç olur mu? Sera için yaptıklarınızı ölsem unutmam. Size çok şey borçluyum. Tülay, çay oldu mu acaba? Aa, hay Allah, dalmışım. Hadi gel beraber hazırlayalım. Cavide Hanım, siz yatın isterseniz. Daha sonra, şu anda iyiyim. Nerede kaldı bu adamlar ya? Hani sabah erkenden geliyorlardı? Hocam, niye panik yapıyorsunuz? İş yeri elimizden gitmiyor ya. Niye üzüyorsunuz kendinizi? Bu işi de elimize yüzümüze bulaştırdık Ali. Başım kazan gibi. Hocam, çok içtiniz tabii. Keşke biraz daha yatsaydım. Artık kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Baksan da ne diyeceğim sanki. Ali, eminsin değil mi? Kesin bağladın adamları. Hocam, merak etmeyin dedim ya. Hiçbir şey yapmasak bankadan kredi alırız. Bankadan para isteyecek durumumuz mu kaldı? Gün doğmadan neler doğar derler. Belli mi olur hocam? Babam duymadan bu işi halletmeliyiz Ali. Midem kazınıyor. Karnım da aç. Tamam hocam. Ben şimdi size iki tane sandviç söylerim. Çay da söyle yanında. Tabii hocam, hemen. Ha Mustafa, çıkıyor musun? Biraz dolaşayım dedim. Ayaklarım açılır hem. Nereye gideceksin? Fazla yorma kendini. Her şeyden uzak kaldım. Belki de Ziya'ya uğrarım. Hele bir çıkayım da. Fazla gecikme. Olur, gecikmem. Görüşürüz. Güle güle. Merhaba, ne haber? Seni görünce birden... Ne işin var burada? Tülay'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Hayır abla, herkes iyi. Ben seninle konuşmak istedim. Yalnız. Dün gece konuşamadım da. Tabii canım, burada mı konuşalım? Yok, ayaküstü olmaz. Bugün biraz geç gitsen olmaz mı? Aa, beni meraklandırıyorsun. Söylesene hemen. Gel şurada bir 10 dakika konuşalım. Tamam. Kardeşimi sabah sabah buraya getirecek kadar önemli olan neymiş bir bakalım. Evet, benim için çok önemli olur. Şunu imzalar mısınız? Peki. Buyurun, çekin. Ne bu hareket? Kolay gelsin. Hoş geldin baba. Arabaların hepsini sattık da. İyi, satışlar iyi galiba. İyi gidiyor işte. Dükkanında tasfiye edeceksiniz demek. Ne yapalım, ticaret bu. Yeni bir iş mi kuracaksınız? Sana ne be kardeşim, sen işine baksana. Sıtkı. Kızmayın beyefendi, ben yardımcı olmak istedim. Dükkanı boşaltacaksanız bir arkadaşım arıyor da o yüzden. İflas etmiş adamın halinden anlarız biz. Sıtkı, iflas mı etti? Ne diyor bu adam?